konuşamıyorum. Şu anda sabah saat 6. Size güzel görüntüler verebilmek. Çift kameraya çalışacağız her türlü. Evet arkadaşlar, selam. Hava iyice aydınlandı, biz parkura geldik. Bir evimizden bir 15 dakika ileride bir parkurdu. Burayı çok fazla kullanmıyoruz çünkü şurada elde çıkarmamız gereken bir bölüm var. Aşağı acayip yoruyor sabah sabah. Şu görmüş olduğunuz patikadan çıkarmanız gerekiyor çünkü aşağısı uçurum. Dolayısıyla buraları hep elde çıkarıyoruz. Bayağı dik. Şu su deposunun oradan akın orada. Hemen arkasında su deposu var. Su deposunun oraya çıkıp oradan aşağı ineceğiz. Arkadaşlar tırmandık tepeye. Bayağı bir aşağılardan ellerimizle geldik biz bu tepeye, zirveye. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Değil mi Akın Bey? Aynen. Arkadaşlar bakın. Akın yeni bir aparat aldı. Aparatı göstermeye çalışırken mabat diyorsun. 18 artı 18 içerikler çıkmış olabilir. Ben zaten GoPro ile çekmeye devam ediyorum. Şu görmüş olduğunuz parkur, Firefox dediğimiz parkurun başlangıcı. Buradan şu an göremiyorsunuz. Şu vadi gibi bir yer var, sarı. Oraya kadar ineceğiz. Sonra tekrar buradan tırmanıp buranın başına gelip diğer başka bir parkurdan ineceğiz, Rocket'ten. Bayağı dik bir iniş olduğu için amortisörlerimizi açmayı unutmuyoruz. Burada çünkü tırmanırken amortisörleri kapatıyoruz. Daha önce anlatmıştık. Pedala bastığımızda pedal gücü almasın diye açtık iniş takımlarımızı. Parkura başlamak için kendimi çok hazır hissediyorum, sen? Ben de bak 132 dakika bakayım çekebilirim diyor. Şarjımız var, çok güzel. Bu arada enteresan bir şey, hiç bununla ilgili video çekmedik ama yani ben aslında çekmek istiyorum. Enteresan bir kamera. Raylo 360 diye bir kamera duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye'de var mı yok mu? Yoktur bence. Çünkü bu zaten bir startup firması olarak başlamış değil mi? Evet. Ve böyle GoPro gibi, Sony gibi büyük firmaları bayağı bir zorlamış bir firma, marka. 360 derece çekim yapabiliyor her ortamda. Yani şu anda mesela önde, mesela handlebar'ın orada diyelim. Şu anda koltukta takılı ama mesela gidonun önünde 360 derece çekebiliyor. Aynı zamanda aklının suratını da görebiliyorsunuz. Ya bu aslında şöyle, videoyu eğer telefondan veya laptop'tan izliyorsanız, ben televizyondan Apple TV'den izliyorum, o yüzden olmuyor. Ama bilgisayardan ve laptop'tan izliyorsanız elinizle, dokunmatikse elinizle kamerayı video oynarken çevirip istediğiniz noktada sabitleyebiliyorsunuz 360 derece. Yani akın bisiklette giderken önünü gösteriyor. Aynı zamanda parmağınızla ekrana basılı tutup çevirdiğinizde YouTube'da akının yüzünü de görebiliyorsunuz. Yanları sağa solu, arkadan ben geliyorsam beni tabii yani akının açı vücudu beni kesiyor açı olarak ama onu da görebiliyorsunuz. Mesela tek gidiyor olsa, kafasına takıyor olsa bu aparatı, ki o çok çirkin bir aparat. Ama genelde kafama bir şey takmam ben, biliyorsun. Evet.
Gamsız bir insanım. Her yeri gösteriyor ama bu şu anda işte şimdi şey yaptık. Seat post'a taktık. Bakalım nasıl görüntü olacak. Ya beni çekecek de 360 ne dönerse pek uygun yerlere dönmeyebilir. O yüzden döndürmemesi tavsiye ediyorum. Dönüyor. Çocuklar döndürmeyin orada. Eyvah. Enteresan bir kamera. Çünkü hala da yani regular olarak olduğu yerde böyle düz giderken 360 çekebilen bir kamera teknolojisi büyük firmalarda hala var gerçi ama şeyde GoPro'da 360 var. Diye bir şey var ama yani bu çok aşırı kullanışlı bir kamera, bir de fiyatı da uygun aslında diğer bu tarz kameralara göre. Enteresan bir kamera. Bununla da ilgili bir video çekeceğiz. Siz de dokunmatik telefonlarınızdan ve laptoplarınızdan bununla, laptopta da mouse ile hareket ettirebiliyorsunuz. Laptoplarınızdan bunu görebilirsiniz. Değişik bir video konusu olur o da. İleride onu da çekeriz. Bir ara şeyi gösteririz. Şimdi burası Güney Kaliforniya ya. Evet. Mesela şimdi ben geldiğimde buralar hep tutluktu. Evet, tutluktu. Şimdi meşe ağacı. Şimdi buralar sabah tutluktu. 6.30 nasıl mutlu geliyorsun değil mi? Bak.
Evet arkadaşlar, birinci turu yaptık. Tırmandık tekrar. Size de geçen anlattığım gibi sağlam bir 30-35 dakika. Gıybet Tepesi'ne ulaştık. Gıybet Tepesi'ne ulaştık. Ama hoş geldiniz. Gıybet yapacak adam yok etrafta çünkü çok bugün erken. Çok erken. Ve bir de hafta içi. Gıybet yapacak kimse yok. Gördüğünüz gibi bomboş bütün parkur bizim. Şimdi Rakit dediğimiz, daha önce de bir video çekmiştik. Böyle çok taşlı kayalık Rock Garden denilen yerden inerken amortisörlerin nasıl fayda sağladığını gösteren bir video çekmiştik. O parkurdan ineceğiz şimdi. Rakit'ten. İkinci parkur ve bugünkü bisiklet şenliğimizi sonlandıracağız. Bugün de böyle bir tur oldu. Bir sonraki bisiklet videomuzda yine görüşeceğiz inşallah. Hafta sonu bir Gıybet Tepesi'nde işte. Bu saldırgan köpek mi Öner? Hangisi bakalım? Evet. Bu şey galiba abi. Bir şey kırması mı? Pitbull kırması gibi bir şey herhalde. Evet. Bu American Staffordshire mı ne? Öyle bir köpek var buraların meşhur. Böyle gri oluyor füme. Evet gözleri biliyorum. Şey. O köpek buranın Amerikan. Güzel bir rengi var onun. Çok güzel bir rengi. Hafta sonu bir lollipop. Oranın gerçek adı ne? Biz lollipop diyoruz. San Juan Trail. San Juan Trail diye bir yer var. Biz lollipop diyoruz da herkes lollipop diyor. Baya uzun. Yani tırmanışı bisikletle olmuyor. Oluyor da elektrikliyle daha önce biz tırmanmıştık. O kadar zor ki lollipop veriyorlar yani. Daha önce elektrikli bisikletlerimiz varken tırmanmıştık. Onda bile çok zorlanmıştık. Şimdi elektrikli bisikletlerimiz yok. Bundan 3 sene önceydi. Şu anda tırmanışı çok zor. Zorlasak çıkarız da bundan sonra inerken kesin ölürüz yani. Baya tehlikeli bir yer çünkü. Oraya gideceğiz. Orası çok zevkli olacak. Yani oraya hani iki araba gideceğiz. Bir arabayla yukarıya bisikletleri götüreceğiz. Oradan aşağı ineceğiz. İndikten sonra diğer arabaya bisikletleri yükleyip tekrar diğer bir arabaya geçeceğiz. Shuttle, bir nevi shuttle yapacağız kendi kendimize. Dolayısıyla inişi uzun, 40-45 dakika süren, çok zevkli, orman içi parkuru da olan. Efendime söyleyeyim. Şey de olan, bakın yaşlı amcalar sabah çıkmış ne güzel bisiklete biniyorlar. Aynı zamanda kayalık inişleri de olan birçok tekniği deneyebileceğiniz droplar var, jumplar var, bir sürü şey var. Kesin ben bir kere düşeceğim bak. Kesin orada epeydir gitmiyoruz çünkü oraya. Düşebiliriz. Düşmemişliğim yok benim orada zaten. Düşersek de action olur, güzel olur. Hafta sonu çok güzel bir video çekeceğiz. Onu da en yakın zamanda editleyip DBTR YouTube kanalımıza koyacağız inşallah. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Burası. Burada amortisörlerin görevi çok fazla.